Hadi, Artı yenge arıyor. Ben açıyorum. Evet yenge. Paridi. Kusura bakma, seni bu saate rahatsız ettim. Çok önemli bir şey söyleyeceğim. Ama bak, korkmadan bana açıkça söyle, tamam mı? Evet yenge, dinliyorum. Paridi, senin o gün Vidi yengeye verdiğin kolye onun muydu? Yani ona yeni bir kolye vermedin değil mi? Hayır yenge, sen neden bahsediyorsun? Yani sen gecenin bu saatinde böyle küçük bir şey için mi aradın? Bu o kadar küçük bir şey değil Parity. Haberin var mı? Bugün eve polisler geldi. Benzer bir kolyeyi Karan adında birinin cesedinin yanında bulmuşlar. Polis kolyenin onu öldürene ait olduğunu düşünüyor Parity. Pari, Artı yenge ne diyor? Söyledikleri pek hoşuna gitmedi galiba, değil mi? Alo? 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 Artı yenge. Evet Paridi, ben seni duyuyorum. Sesin gelmiyor. Alo? 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 Paridi? Burada çekmiyor sanırım. Bir şey duyamadım. Artı yengenin konuşmak istediği önemli konu neymiş? Sorun nedir? Bir şey yok. Artı yenge benimle dalga geçiyor. Bana tüyolar vermişti. Balayından falan bahsediyor. Ama olmadı. Hiçbir şey duyamadım. İkimizin de telefonlarını kapattım. Böylece kimse bizi arayamaz. Ama polis sonunda eve geldi demek ki. Çok korkuyorum. Ne olacak şimdi? Ne oldu Artı? Ne dedi? Büyük bir sorun var Yaş. Önce Paridi yalan söyledi. Güya sesimi duyamıyormuş. Sonra pratik onu neden aradığımı sorunca balayı tüyoları vermek için dedi. Bu durumda Paridi pratike yalan söylüyor. Artı kesin bir şeyler saklıyor. Sadece bize değil, herkese yalan söylüyor. Bir dakika, hemen pratikle konuşacağım. Telefonu kapalı. Geç kalırız. Havaalanına gitsek bile biz varana kadar uçak kalkar. Artı, Paridi'nin ne demek istediğini nasıl anlayabiliriz? Aslında biri var. Paridi'nin neden böyle davrandığını bize söyleyebilir. Vidi yengeyi bu sorundan ancak o kurtarabilir. Vidi, kendine hakim olmalısın. Bak sen hiç hata yapmadın. Neden korkuyorsun ki? Bir saniye bekle, birileri arıyor. Polis mi arıyor yoksa? Hayır Vidi, izin ver de konuşayım. Alo? Üzgünüm, yanlış numara. Bak ben gerçekten çok korkuyorum. O komiser kolyenin parlatılmadığını, yeni olduğunu kanıtlarsa ne olacak? O zaman ben ceza alacağım, öyle değil mi? İdam cezası verecekler. Benim iki çocuğum var, Onlara ne olacak? Yurtta kalıyorlar. Burada neler olduğunu bile bilmiyorlar. Vidi, lütfen kendine hakim ol biraz. Lütfen, hayır öyle bir şey olmayacak. Ben buradayım, yanındayım değil mi?
Merak etme, bu cinayetin suçunu sana atamayacaklar. Ve bu suçlu her neredeyse onu ben bizzat yakalayacağım. İnan bana, hiç merak etme. Ama karımın acı çekmesine izin vermem. Hı? Hadi sil gözyaşlarını. Arti, daha yeni doğum gününü kutluyorduk. Ama sonra böyle bir sorunla karşılaştık. O zaman yüzünde en ufak bir endişe bile yoktu. Şimdi kendi hayatını unutup yengemi düşünmeye başladın. Kutlamanın bu şekilde yarım kalmasına bile hiç aldırmadın Arti. Bu benim de ailem Yaş. Ve aileden birinin başı dertteyken diğerleri nasıl mutlu olabilir ki? Paridi veya Vidi yenge hiç fark etmez. Ailemi düşünmek her zaman benim de görevim. Artı, ailemizi düşünmek hepimizin görevi. Gidelim. Geç olmadan Paridi'nin bizden ne sakladığını öğrenmemiz gerek. Bunu bilmeliyiz. Ve neden? Hadi. Paridi evden ayrılmadan önce Arti yengeyle konuşmayı düşünüyordu. Üstüne o aradı. Ona dönmem lazım. Of, birden başım ağrımaya başladı. Pratik, lütfen bir şey yap. Havaalanındaki eczaneden bana bir ilaç al, lütfen. Eğer yolda böyle ağrırsa çok büyük bir sorun olur. Pari, emin misin? Geri dönebiliriz istersen. Hayır, hayır. Yani öyle bir şeye gerek yok. Sadece biraz başım ağrıyor. İlaç alırsam geçer. Tamam. Hemen alıyorum. Alo? Alo anne. İkinizi de aradım ama telefonlarınızı kapatmışsınız. Erken olmadı mı? Şu anda neredesiniz? Anne, şu an havaalanındayız. Biraz zaman var ama anne, işler gerçekten ters gitti. Neden? Ne oldu? Ne? Arti mi aradı? Sen ne dedin? Her şeyi açık açık söyledin mi? Hayır anne. Arti'ye hiçbir şey söylemedim. Ama bu kadar büyük bir şeyi pratikten nasıl saklayabilirim? Bir gün pratik gerçeği öğrenecek. Ve İsveç'e 10 ya da 15 günlüğüne değil de dönmemek üzere gittiğimizi anlayacak. Ve o zaman bana çok kızacak anne. Beni orada bir başıma bırakıp ailesinin yanına dönecek. Öyle olursa İsveç'te onsuz yaşayamam anne. Paris. Arti yenge? Evet Paridi. Benimle düzgün konuşmayınca senden şüphelendim zaten. Ama neden benden böyle kaçtığını anlayamadım. Bu yüzden annenin evine gelmek istedim. Ama geldiğimiz çok iyi olmuş. Çünkü eğer gelmeseydik Pratiği İsveç'e tatil için götürmediğini asla öğrenemezdik. Onu ailesinden ömür boyu uzaklaştırmak istiyormuşsun Paridi. Paridi, sen Pratiği gerçekten seviyorsun değil mi? Peki gerçek aşkın bencil olmadığını nasıl unuttun? Aşkla bencillik bir arada olamaz. Gerçekten aşık olan insanlar mutluluğu almaya değil, vermeye çalışırlar.
Belki pratiği ailesinden uzaklaştırmayı başaracaksın. Ama aklı her zaman ailesinde olacak. Onları düşünecek. Bu davranışların yüzünden pratiğin kalbindeki yerini kaybedebilirsin. Anlamıyorum Paridi. Hangi hatandan dolayı şehrini ve ülkeni tamamen terk ediyorsun bilmiyorum. Ama şundan kesinlikle eminim. Böyle yaparak hiçbir şey kazanamazsın. Hatanı asla düzeltemeyeceksin ve hatta bunun için bir fırsat da bulamazsın. Her zaman pişmanlık içinde yaşarsın. Bütün üzüntüyü ve kederi sen çekersin. Ama eğer kendi üzüntünü, kendi problemlerini ailenle paylaşırsan, o zaman başın dik yaşayabilir ve aynada yüzüne bakabilirsin. Sadece söylemiş olmak için söylemiyorum. Ben de hayatımda birçok hata yaptım. Ama ben her zaman hatalarımdan ders çıkardım. Her zaman bir şey öğrendim. Bu yüzden bir abla olarak sana söylüyorum. Senin için, pratik için, hepimiz için geri dön. Alo? Alo Paridi? Alo? Yine bağlantı gitti. Bir dakika, ben de deneyeyim. Kusura bakmayın. Gecenin bu saatinde rahatsız ettik. Ama sadece sizden yardım isteyebiliriz. Ailenin huzuru ve geleceği söz konusu olmasa sizi asla bu saatte rahatsız etmezdik. Ama öyle görünüyor ki... Hayır Yaş. Sen hiç merak etme. Ne olursa olsun ailemde hiçbir sorunun yaşanmasına izin vermeyeceğim. Kendi yakınlarımıza karşı çıkmamız gerekse bile. Affet beni Artı. Ben de bir kız annesiyim. Başka bir yol bulamadım. Ve ona böyle bir tavsiyede bulundum. Bir oğlum olsaydı, belki bir erkek evlat, evden gidince anne babanın ne yaşadığını anlardım. Şimdi pişman olmanın ne anlamı var? Sadece dua edin de Paridi Arti'nin ona anlattıklarını en doğru şekilde anlasın ve hatasını fark etsin. Yoksa kusura bakmayın ama kızınızın sahip olduğu mutlu ve rahat hayatı mahvetmesine üzüleceksiniz. Getirdim. Bundan bir tane iç. Birazdan geçer. Pratik. Önce kayıt yaptıralım. Paridi, niye acele ediyorsun? Pratik. Ben hep böyleyim. Sürekli hareket halinde olmalıyım. Her yere vaktinden önce gitmek benim için büyük başarı. Peki, anlaşılan öğretmenin sana bazı şeyleri çok iyi öğretmiş. Bugünün işini yarına bırakma demişler. Gidelim. Yaş, sen nereye kayboldun? Ne oldu abi? Bir sorun mu var? Komiser Rathod aradı. Vidi'nin taktığı kolyenin parlatılmış değil, yeni olduğunu söylediler. Ve buldukları kolye de Vidi'ye ait. Yarın sabah onda Vidi'yi tutuklamaya gelecekler. Yaş, babam uyuyor. Ve uyandırıp ona haber verecek cesaretim yok. Ve ne yapmam gerektiğini de bilmiyorum. Hem pratik hem de Paridi'ye ulaşmaya çalışıyorum ama telefonları kapalı. Uçağa binmeden kapatmalarına ne gerek vardı ki? Ben de her şeyi biliyorum. Paridi'nin telefonu neden kapalı? Karan Mehta kim? Komiser Rathod neden arama emriyle evimize geldi biliyorum. Karan Mehta'yı öldüren Paridi'ydi. Paridi cinayet mi işledi? Paridi'nin Karan Mehta'yla ne ilgisi var? Karan Mehta televizyon yapımcısı.
Paride onu nereden tanıyor olabilir ki? Herkese yalan söylediler. Paride aslında Karan Mehta'nın şovunda çalışıyordu. Bunu sadece iki kişi biliyordu. Biri Pratik'ti. Diğeri ise ben. Sen mi? Vidi, sen her şeyi biliyor muydun yoksa? Ve Karan Mehta'nın öldürüldüğü gün Paridi'nin benim kolyemi takıp çekime gittiği gündü zaten. Evimizin içinde neler oluyor böyle? Herkese yalan söyleyen ve herkesi aldatan Paride televizyonda çalışıyormuş. Üstelik erkek kardeşim de onu destekliyormuş. Bana bunu söyleyebilirdin, değil mi? Küçük kardeş diye düşünerek yaptığı hataları görmezden gelirsen bugün seni bu duruma sokar ve çekip gider. Cezadan kurtulmak için başka bir ülkeye kaçtı. Şimdi durumla kim yüzleşecek biliyor musun? Sen yüzleşeceksin. Hala anlamadın değil mi? Ha? Evliliğin bir anlamı yok, görüyorsun işte. Bu sadece ama sadece ihanet, başka bir şey değil miydi? Hayır abi. İnsanlar yanılabilir. Evlilikle ilgisi yok. Evlilik diye bir şey olduğu için biz varız, sevinçler var. Birbirimizin neşesinde, mutluluğunda varız. Pankaç abi, böyle bağlar güvenle kurulur. Lütfen, eşine olan güvenini kaybetme. Nasıl güvenebilirim ki? Bencillikten daha büyük kötülük yoktur artık. O yüzden değerlerimizin bizim için neden önemli olduğunu anlıyorum. Çünkü bugün bile insanın kendi ailesinde yalancılar çıkıyor. Bugün bile kendi ailemizden ihanet görüyoruz. Ama sen neler söylüyorsun? Evet Pankaç abi. Pratik'in her şeyden haberi olduğundan nasıl bu kadar emin olabilirsin? Paridi'nin onu da kandırmadığını kim bilebilir? Ama en azından Paridi'nin bir televizyon programında çalıştığını biliyordu değil mi? Eğer ailemize karşı en ufak bir bağlılığı olsaydı o tüm bunları bildiği halde sessiz kalmazdı. Abi, yenge. Abi, yenge, lütfen bizi affedin. Çok büyük bir hata yapmak üzereydik. Size, kendi ailemize ihanet edip kaçacaktık. İyi ki Arti yenge bizi zamanında uyardı. Yoksa biz... Yenge, Arti yenge bir ailenin desteğini almanın önemini anlamamı sağladı. Aşkın gerçek anlamı nedir? Birlik ne demektir? Hayatta bir aileye çok ihtiyaç varmış. Beni affet yenge. Çok büyük bir hata yaptım. Kendimi kurtarmak için ben Karan Mehta'yı öldürmek zorunda kaldım. Affet beni yenge. Bağışla beni. Beni affet. Yeter artık. Yalan yere özür dileyip durmana gerek yok. Çünkü Paride senin ellerine birinin kanı bulaşmış. Sen bir katilsin. Hemen komiseri arayıp gerçek suçlunun kim olduğunu söyleyeceğim. Bekle abi. Abi lütfen. Paride yaptıklarından pişman. Ona güvenmek zorundayız. Evet Pankaç abi. Eğer Paride isteseydi, Pratik'i dönmemek üzere İsveç'e götürebilirdi. Asla geri gelmezlerdi. Paride'nin çok büyük bir suç işlediğini kabul ediyorum. Ama bunu yapmaya mecbur kalmış da olabilir. Ve bu zor zamanda Paride'yi desteklemek, ona yardımcı olmak bizim görevimiz. Lütfen Pankaç abi. Abi,
Şimdiye kadar benim birçok hatamı affettin. Abi lütfen, Paridi'yi affet. Abi o küçük kardeşimizin karısı. O bizim evimizin bir parçası. Lütfen abi, Paridi'yi affet. Pekala. Sağ ol abi. Yarın çok büyük bir sorun yaşayacağız. Hazırlıklı olalım. Paridi, sen hiç korkma. Abim iyi bir avukattır ve senin davanı o üstlenecek. Ama lütfen Paridi, olanlardan sonra her şeyi dürüst bir şekilde anlatmalısın. Karan Mehta'yı neden öldürdün? Anlat Paridi. Ancak gerçekleri anlatırsan abim sana yardım edebilir. Evet doğru. Paridi. Pankaç abiye her şeyi dürüstçe anlat. Mecbur kaldıysan da, kalmadıysan da. Ona her şeyi açıkça anlat. Ancak o zaman yardım edebilir lütfen. Evet Paridi. Bize her şeyi dürüstçe anlatmalısın. Ne yapacağım? Onlara gerçeği söylersem, gösterdikleri tüm iyi niyet, verdikleri bütün destek biter. Benden nefret etmeye başlarlar. Evli olduğum halde yabancı bir adamla... Olmaz. Bu durumda gerçeği söylersem belki de... Ne yapacağım ben? Karan Mehta bana programında iş teklif etti. Çok mutlu olmuştum. Her zaman radyodan sonra televizyonda çalışmak istemişimdir. Hem kim evde otururken bu kadar iyi bir fırsat elde eder? Onu kaybetmek istemedim. Bu yüzden bir şekilde pratiği ikna etmeyi başardım. Ve yarım kalan eğitimimi tamamlama bahanesiyle anneme ve evdeki herkese yalan söyleyerek çekimlere gitmeye başladım. Bir gün çekimlerde... Dokunma bana, benden uzak dur. Hemen defol git buradan. Bana dokunma dedim. Bana vurmakla çok büyük hata yaptın. Bırak! Daha çok bana. Bırak! Pari, sana saldırmaya mı çalıştı? Sana dokundu mu yani? Pratik. Ben o darbeden öleceğini... Bilmiyordum. Ertesi gün herkese anlatmayı düşünürken gazetede Karan Mehta'nın öldürüldüğü haberini gördüm. Pari, başına onca şey gelmiş. Hepsiyle tek başına mı uğraştın? En azından bana söyleyebilirdin. Abi, Paridi ne yaptıysa kendini korumak içinmiş. O bir suçlu değil. Ceza almaktan kurtarabiliriz, değil mi? Hayır. Paridi ceza almak zorunda. Ama baba, Paridi kendini... Yaş. Kanunlar Paridi'yi affedebilir. Ama ben onu asla affetmeyeceğim. Televizyona çıkıyormuş ve bize yalan söylemiş.
Yasaklamama rağmen bundan hiçbir ders almamış. Hepimize ihanet etti. Bize yalan söyledi ve çekimlere gitti. Böyle burnunun dikine gitmeye devam ettiği için Cindy ailesinin haysiyetini ve itibarını zedeledi. O güvenimize layık biri değil. Evet, güvenimizi sarstı kardeşim. Cindy ailesinin gelini olmana rağmen gidip programlara çıktın. Sokaklarda şov yapmaya devam ettin. Senin yüzünden abim ve yengen başlarını dik tutamayacaklar. Eğer bu evin gelini olarak ve bu ailenin onuru olarak evin içinde kalsaydı, o adam ona kötü gözle bakmaya cesaret edemezdi. Asıl hata Paride gelindi. Yabancı erkeklerin arasına özgürce karışan kadınlar bu tür olaylarla yüzleşmek zorunda kalıyor işte. Özür dilerim baba. Bu konuda sana katılmıyorum. Bir kadının işe gitmesi onun iyi bir karaktere sahip olmadığı anlamına gelmez. Hatta artık kadınlar evin dışında da içinde de işleri dengelemeyi çok iyi biliyor. Paride konusuna gelince, yaptığı iş ne olursa olsun, ister sunuculuk ister oyunculuk, baba bu bir yetenek. Herkesin harcı olmayan bir şey. Baba, bana kalırsa onu affetmeliyiz. Evet baba. Paride bir sanatçı. Onun sanatına saygı duymalıyız. Evet. O bir hata yaptı. Bize gerçeği söylemediği için... Yeter yaş! Bu ahlaksız kadın için babanla mı tartışacaksın? Baba, o ahlaksız değil. Paride ailemizin bir üyesi. Bugün bir kız kardeşim olsaydı, senin kızın olsaydı, böyle bir hata yapsaydı eğer, aynı cezayı verir miydin? Onu affetmez miydin? Hayır! Tabii ki hayır! Eğer kendi kızım böyle bir hata yapmış olsaydı, ona tavrım da aynı olurdu. Yalana veya ihanete asla tahammül edemem ben. Yarın polis onu tutuklayıp götürecek. Yaptıklarının sonuçlarına katlansın. Baba, lütfen böyle yapma baba. İkimizi de affet. Baba. Baba, Paride benim karım. Ben onu çok seviyorum. Baba, sadece o yalan söylemedi. Ben de herkese yalan söyledim. Baba, lütfen onu kurtar. Şu anda bizim desteğimize ihtiyacı var. Lütfen. Kendi kızım olsa bile yalanı ve ihaneti kaldıramam dedim. Az önce söyledim. Defol git evimden. Defol git. Sadece iki oğlum var dedim. Babam dinlemiyor Yaş. Polis yarın gelecek. Peki şimdi ne yapacağız? Bay Dubey, Prashant'a iğne yaptım ama yanıt vermiyor. Durumu kritik. Onu kurtarmanın tek bir yolu var. En kısa zamanda kemik iliği nakli yapmak. Hemen. Anne, çocukları da yanına al. Evin ortamı fazla gergin. Doktor Bey, oğlumun en kısa zamanda iyileşmesini istiyorum. Onu kaybetmeye dayanamam. Kemik iliği nakli lazım değil mi? Yapılacak doktor. Kesin yapılacak. Oğlumu kurtarmak için tek bir seçeneğim var. Gerekirse Arti ve Yaş'tan gizli yapacağım.
Yaş, saat 9:30. Komiser sabah saat 10'da geleceğini söylemişti. Abi, polis buraya gelmeden önce kefalet belgelerini hazırlamalıyız. Yaş, babamın sözüne nasıl karşı gelebiliriz ki? Abi, ben babamı ikna edeceğim. Ama lütfen, lütfen bir şeyler yap. Mahkeme 11'de açılır. Ancak o zaman belge hazırlayabiliriz. Merhaba Bay Cindy. Karan Mehta'yı öldürmek suçundan karınız Vidi Cindy'yi tutuklamaya geldim. Komiser Bey. Karan Mehta'yı ben öldürdüm. Siz kimsiniz? Ben Paride Cindy. Bu evin en küçük geliniyim. Cinayet mahallinde bulduğunuz kolye Vidi yengeme ait. Ama onu o gün ben takıp çekime gitmiştim. Müfettiş, Paride ne yaptıysa meşru müdafaa içindi. O suçlu değil. Bakın Bay Cindy, artık her şeyi mahkemede konuşursunuz. Suçlu mu suçsuz mu orası söyle. Benim görevim sadece şüpheliyi tutuklamak. Tutuklayın onu. Bir dakika. Komiser Bey, lütfen kelepçe takmayın. Üzgünüm, kanunları bilmiyorum ama Paride'nin kelepçe taktığı için neler yaşayacağını çok iyi anlayabiliyorum. O bir suçlu değil. Lütfen. Onun durumunu anlamaya çalışın. Peki. Kelepçe takmayın. Götürün. Komiser Bey, onu değil beni tutuklayın lütfen. Cinayeti o değil ben işledim. Gidelim. Komiser Bey, Komiser Bey, lütfen. Abi, kefalet için hazırlık yapmalıyız. Gidelim. Hayır. Kimse bir yere gitmeyecek. Baba, az önce polis Paride'yi götürdü. Biliyorum. Ben kararımı dün gece vermiştim zaten. Ama gördüğüm kadarıyla beni anlamadınız. Özür dilerim baba. İsteklerine karşı geliyorum. Ama şu anda benim için isteklerinden daha önemli bir şey var. O da Paride'nin hayatı ve mutluluğu. Bunu hak edenler için endişelenmelisin Yaş. Küçük kardeşin ve eşinin ne gibi hatalar yaptığını artık öğrendin. Biliyorsun değil mi? Evet baba. Öğrendim. Ama baba düşünsene. Biz de çok hata yaptık değil mi? Hatırlıyor musun? Biz üçümüz daha çok küçüktük. Ve her fırsatta yaramazlık yapardık. Sen sonra üçümüzü de kulağımızdan yakalayıp bir daha böyle hatalar yapmayın derdin. Sonra bizi affederdin. Ama her hatayı affedemezsin Yaş. Paride defalarca uyarılmasına rağmen ısrarla hata yapmaya devam etti. Baba, eğer bugün annem burada olsaydı, belki seni ikna ederdi. Baba, bana doğum günü hediyesi vereceğini söz vermiştin, hatırlıyor musun?
O hediyeyi bugün istiyorum. İzin verirsen hakkımı kullanacağım. Hediyem de bu zor günde Paride'ye yardım etmendir. Bizim yardımımıza ihtiyacı var. Lütfen baba. Lütfen baba. Bağışla onu. Pratik ve Paride'nin hayatı söz konusu. Lütfen baba. Benim ailem de işte böyle. Her koşulda bir arada duruyorlar. Bu Tanrı'nın bir lütfu olmalı. Ailemin tüm fertleri birbirine o kadar çok bağlılar, öyle sadıklar ki birbirlerinin hatalarını gizlemeyi bırak, hatalarının düzeltilmesi için fırsat yaratmayı da biliyorlar adeta. Gidin, hep birlikte bu evin gelinini o beladan kurtarıp getirin. Abi, kefalet için hazırlık yapalım. Hadi, gel Pratik. Tanrım yardım et. Paride bir an önce kefaletle serbest bırakılsın. Öyle olacak yenge. Sen hiç merak etme. Yakında her şey yoluna girecek. Yenge, ben annemin evine gitmeliyim. Çocukları oraya gönderdim. Ama bazı gerekli eşyaları, giysileri burada kaldı. Hemen çantayı verip geri dönerim. Peki. Prashant hastaneden eve dönünce acaba Ayşe ne diyeceğim? Kim diyeceğim? Ve evimde ne işi var? Çocuklar gece gelip uyumuşlardı. Prashant'la karşılaşmadılar. Ama şimdi Ayşe ne cevap vereceğim? Prashant! Arkadaş amca, sen burada mısın? Burası benim anneannemle büyük babamın evi. Buraya kimi görmeye geldin sen? O benim arkadaş amcam. Sen onları tanıyor musun? Evet oğlum. Onları nasıl tanımam? Ben de bu evde yaşıyorum. Burada kiracıyım. Kira ödüyorum. Çok güzel. O zaman çok eğleneceğiz demektir. Hafta sonu tatilinde biz de anneannemizin yanına geldik. Hadi amca, top oynayalım o zaman. Hadi oynayalım, gelsene, gel. Oynayalım, tamam. Hadi oynayalım, oynayalım. Oynayalım. Anş! İnat etme oğlum. O biraz rahatsız. Hayır baba, ben... Amca, ben iyiyim. Hadi gel oynayalım. Gel.
Anş, gidelim. Baba, Anş'ı nereye götürüyorsun? Baba, baba. Şimdi taksiyle göl pazarına mı gideceğiz büyük baba? Evet canım. Dur. Ne yapıyorsun sen? Nereye gidiyorsun? Duygularına kapılarak aldığın kararlar genelde doğru olmaz. Yapma baba. Düşünmeye ya da anlamaya zaman yok Praşant. Bundan sonra kimse benim verdiğim kararı değiştiremez. Bekle. Praşant. Praşant sen ne yapıyorsun? Praşant beni bırak dinle. Onu. Beni dinle. Praşant. Praşant. Praşant bekle. Praşant beni dinle. Oğlum dur. Praşant sana dur diyorum. Anne baba. Arabayı durdur. Arabayı durdur. Anş. Anş. Dur. Anş'ımı nereye götürüyorsun? Oğlumu nereye götürüyorsun? Senin bu saçma tavırlarını görünce karnındaki çocuğun benim olduğundan bile şüphe ediyorum. Ne malum benden olduğu? Kim bilir hangi serserinin oğludur? Sen Anş'ıma dokunmaya nasıl cesaret edersin? Anş'ımı nereye götürüyordun? Nereye götürüyordun? Anne, arkadaş amcama neden kızıyorsun? Büyük babam beni dondurma yemeye götürecekti. Amca ona engel oldu. Boğazım biraz kötü de, o yüzden. Anne, amca çok iyi biri. Sadece o sana yardım etti. Seni hastaneye götürdü. Benimle futbol oynuyor. Biliyor musun, şimdi anneannemin evinde kalıyormuş. Onların evinde kiracı olmuş. Anş, gel oğlum gidelim. Anne, bu da ne böyle? Ne oluyor burada? Arti, eve gidelim. Orada her şeyi anlatırım. Yolun ortasında konuşmak hiç doğru değil. Gidelim artık. Hadi kızım. Gel hadi.
Baksana süper kahraman. Sen kimi öldürdün bakalım? Bana hiç sorma. Biliyorsun, hepimiz hemen hemen aynı şeyi yaptık zaten. Ne derler bilirsin. Bütün hırsızlar kardeştir. Çekinme tatlım. Komiser bey, bakın lütfen beni tutuklayın ama Paridi'yi bırakın. Beyefendi, bunlar sizin söylemenizle olmaz. Kanun kendi yöntemleriyle çalışır. Lütfen şöyle geçin. İşte, bunlar Paridi'nin kefalet belgeleri. Onu götürebilir miyiz? Sana söyledim. Pankaç abim geldiği anda Paridi'yi çıkarırız dedim. Paridi Sindia'yı getirin. Avukat bey, kefaleti hallettiniz. Ancak bu vaka daha da karmaşık hale geldi. Bize olaydan ilk bahseden ışıkçı olarak tanıdığımız çocuk, 2 gün önce kaza geçirdi. Bunun kaza olmadığından şüpheleniyoruz. Bu kasten yapılmış bir şey. Karan Mehta'nın öldürülmesi aslında başlangıç. Bu vaka planlı bir komployla yapılmış. Katil bu olayın bütün şahitlerini ve delillerini yok etmek istiyor. Çok teşekkür ederiz bilgi için. Bu bilgi Paridi'nin suçlu olmadığını kanıtlamak için çok yardımcı olacak. Sağ olun. Paridi, gerçekten üzgünüm. Bu hücrede kapalı kaldın ve ben hiçbir şey yapamadım. Gerçekten üzgünüm Pari. Pratik, böyle söyleme. Senin sevgin Pari diye güç verir. Cesaret verir. Karı koca ilişkisi sevgi ve güven üzerine kuruludur. Asla bunun azalmasına izin vermeyin. Göreceksiniz. Hiçbir sorun sevginizin temelini asla sarsamayacak. Eve gidelim. Komiser bey, sizden küçük bir ricam var. Lütfen medyayı bu davadan uzak tutun. Medya bundan haberdar olursa her iki ailenin de adı kirlenir. Umarım anlarsınız. Ben sizi anlıyorum. Bu konuda endişelenmenize hiç gerek yok. Teşekkür ederim. Peki. Sağ olun. Teşekkürler. Gidelim. Sağ olun. Önce beni takip ederek Lalitpur'a geldin. Sonra hayatımı kurtarma numarası yaptın. Ve bugün anşımı benden alacaktın, öyle mi? Eğer tam zamanında gelmemiş olsaydım... Hayır. Sen beni yanlış anlıyorsun. Öyle bir şey yapmaya hiç niyetim yoktu artık. Sakın yapma. O pis ağzınla adımı anmaya kalkma sakın. Buna kesinlikle hakkın yok. Ve ikiniz... Bana Prashant'ın buraya geldiğini söylediniz. Peki neden sizinle kaldığını söylemediniz? Neden anne? Sana soruyorum, neden? Onun burada kalmasına neden izin verdin? Ayşe yaklaşmasına nasıl izin verdin? Çok iyi biliyorsun. Onun gölgesinin bile Ayşe yaklaşmasını istemiyorum. Neden yaptın? Bana Prashant'ın değiştiğini söyledin. Yaptığı hatalar için pişmanmış. Bunu gözlerinde görmüşsün. Çok değişmiş, her konuda tövbe etmiş. Anne, baba, hala aynı şeyi söylüyorum. O bir amaç için geldi. Yine hayatımı alt üst etmek için geldi. Size çok net bir şey söyleyeyim.
aileme bir şey olmasına izin vermem anne. Praşant burada kalmayacak. Kesinlikle. Uzaklaş buradan. Bize merhamet et ve git buradan. Defol git. Defol! Dışarı! Arti! Kes şunu! Sana bu hakkı kim verdi? Praşant bizim oğlumuz. Onu bizim evimizden kovma hakkını sana kim verdi? Özür dilerim baba. Bir hata yaptım. Bu evde yerimi unutmuşum. Kızınız değilim. Gelinim. Ve bu evin hiçbir şeyinde söz hakkım yok. Çocuklarımı alıp gidiyorum. Artiye ne söyledin sen? Durdur onu. Durdur dedim. Bekle Arti. Bu mu senin aile sevgin? Bana baba diyorsun. Baban olarak görüyorsun. Ama baban öfkeyle bir şey söyleyince hemen arkanı dönüp gidiyorsun. Bir babanın hakkı yok mu yani? Kızına kızamaz mı? Sen yaşla, evlendikten sonra ne kadar yalnız kaldığımızı hiç düşündün mü? Halimizi anladın mı? Praşant. Praşant geri geldi. Ve onu gördüğümde, bu yaşımızda bize bir destek umudu doğdu. Düşündüm ki o bizim yalnızlığımızı giderebilir. Ben bir insanım. Ve babayım Arti. Oğlumu görünce gerçekten duygulandım işte. Bu bir günah değil Arti. Yeter baba. Her seferinde Arti, Arti, Arti. Ne zamana kadar böyle yaşamayı düşünüyorsun? Ben senin oğlunum baba. Ve sana söz veriyorum. Sizi asla terk etmeyeceğim ve asla gitmeyeceğim. Sadece küçük bir şeyi kabul etmenizi istiyorum. Bu evi benim üstüme yap baba. Sonuçta ben senin oğlunum baba. Bu çok küçük bir şey. Biliyordum. Bir
amaç için geldiğini biliyordum işte. Gördün mü anne? Onun değiştiğini söylemiştin. Hatalarından pişman demiştin. Sende bir anne kalbi var. Bu yüzden böyle sanıyorsun. Ama o değişmedi. O asla değişemez baba. Buraya açgözlü olduğu için geldi. Senin için değil. Size herhangi bir destek vermiyor. Sana söylüyorum, iyi dinle. Babamı ve annemi düşünmene gerek yok, anladın mı? Çünkü onların kızları hala yaşıyor. Onlarla ben ilgileneceğim. Benim kocam Yaş onlarla ilgilenecek. Senin yardımına ihtiyacımız yok. Hadi artık git buradan. Git dedim. Uzak bir dur. Bir dakika. Arti. Ben gidiyorum. Hayır anne. Hayır. Anne, baba, bu evde kendinizi yalnız hissediyorsunuz. Hadi, siz benimle gelin. Bizimle kalın. Kızınız yaşıyor. Ben hala hayattayım. Yaşın babası ve annesiyle konuşacağım. Buna itiraz etmezler. Sizi memnuniyetle karşılayacaklardır. Gelin anne. Hemen gelin. Gidelim baba lütfen. Lütfen anne. Arti. Bu bizim için yeterli kızım. Bize gerçekten değer veriyorsun. Senin gibi bir kızımız olduğu için biz gurur duyuyoruz. Ama kızım, kayınvalidenin evinde kalamayız. Eskimiş düşünceler anne. Şoba doğru söylüyor anne. Ama baba eğer Praşant geri gelirse siz... Praşant bir daha bu eve gelmeyecek kızım. Sadece bu eve değil. Anşa gölgesinin bile yaklaşmasına izin vermeyecek. Yoksa babana güvenmiyor musun kızım? Tabii ki. Sana güvenim tam. Peki o zaman. İzin ver çocuklar burada kalsın artık. Bu polis davası bitene kadar. Anş, Palak ve Payal'a burada gayet iyi bakarız. Evet, sen hiç merak etme. Evet, evet Yaş. Arti, Paridi kefaletle çıktı. Bu çok güzel bir haber. Şimdi nerede? Ne durumda? Gayet iyi ama biraz gergin. Herkes geri döndü ve sen de geç kalma. Tamam, ben de hemen geliyorum. Arti, sağ ol. Bugün olanlar sadece senin sayende oldu. Paridi'nin anlamasını sağladın. Senin sayende eve geri döndü. Ayrıca durumu
babama da kabul ettirdin. Artık bundan eminim. Senin olduğun evde hiçbir zaman sorun yaşanmaz Arti. Bu yuva asla bozulmayacak. Hiçbir zaman Arti. Arti, beni her zaman böyle destekle. Çünkü sensiz ben eksiğim. Görüşürüz Arti, hoşça kal. Şimdi bunları düşünmene gerek yok. Kendi evindesin. Ailenle, sevdiklerinlesin. Artık korkmana gerek yok. Aynen öyle. Sadece mutluluk verebilecek şeyleri düşün. Seni endişelendiren ve üzen şeyleri, kötü düşünceleri kendinden uzak tutmalısın. Buradan geçemezsiniz demelisin. Biliyorsun Parity, Pankaç abi davan için çalışıyor. Ayrıca yaş da seninle. Göreceksin, her şey yoluna girecek. Komiser Rathod doğru söylüyormuş yaş. Biri o yapımcıya karşı çok büyük bir oyun oynamış. Davayı güçlendirmek için birçok ayrıntıya ihtiyacımız olacak. Evet abi. Bana kalırsa gidip Paridi ile konuşmamız gerekiyor. Belki bir şeyler öğreniriz. Anlatmayı unuttuğu şeyler. Belki yardımcı olur. Hadi. Paridi, seni üzen şeyleri konuşmak istemiyoruz ama seni kurtarmalıyız ve o olayla ilgili en küçük ayrıntıya bile ihtiyaç var. O sırada söylemeyi unuttuğun herhangi bir şey var mıydı? Ya da o zaman hatırlamadığın bir şeyler? Bak Paridi, her şeyi bize ayrıntılı olarak anlatmalısın. Böylece Pankaç abinin işine yarayacak bir şey çıkar. Bak Paridi, ne derler bilirsin. Doktordan ve avukattan bir şey saklanmaz. Yoksa sen kaybedersin. O gün olanları iyi düşünmelisin. Hatırla ve anlat bana. Paridi, farkındayım. Pankaç abim ikimizin de kayınbiraderi. Aynı zamanda o senin için savaşan bir avukat. O yüzden onun bütün gerçeği bilmeye hakkı var. Tereddütsüz, utanmadan, hiçbir şeyi saklamadan ona bütün gerçekleri anlat. Hadi Paridi, lütfen. Hepimize ihanet etti. Bize yalan söyledi ve çekimlere gitti. Böyle burnunun dikine gitmeye devam ettiği için Sindiye ailesinin haysiyetini ve itibarını zedeledi. O güvenimize layık biri değil. O gün orada ne olduysa size hepsini anlattım. Emin misin Paridi? Söylemeyi unuttuğun bir şey yok mu? Pankaç abinin işine yarayacak bir şey. Anlatabilirsin.
Yok. Her şeyi anlattım. Abi, Paridi'yi odasına götüreceğim. Biraz dinlensin, kendini toplasın. Çok şükür. Her şey düzeldi. Hepimiz sana teşekkür etmeliyiz Arti. Bugün senin sayende bütün ailemiz böylesine büyük bir felaketten kurtuldu. Bugün hepimiz bir aradayız ve hepsi senin sayende oldu. Bu kadar mantıklı ve hoşgörülü olmayı nereden öğrendin sen? Yenge, yaşı her gördüğümde ondan öğrenecek çok şeyim olduğunu düşünüyorum. Onun kadar anlayışlı, sabırlı bir insanı, sorunların en büyüğü bile hiçbir zaman, hiçbir koşulda rahatsız edemez. Yaş, bunları sana getirmeden... Artı orada bekle, dur. Ne? Ne oldu Yaş? Hiçbir şey. O hiçbir şey Artı. Pijamanın ipi çıkmış. Hayır Arti hayır yaklaşma sakın. Ben ipi kendim takabilirim. Biraz zor, değil mi? Aslında ellerim kayıyor. Yoksa çok kolay bir iş. Tamam, çok oyalandın. Hadi ver, ben hallederim. Arti, sakın yaklaşma. Lütfen. Lütfen Arti. Yaş, bana ver, 2 dakika. Hayır Arti, lütfen yaklaşma. Bunu ben yaparım. Yaş, neden çocuk gibi inat ediyorsun? Üstünde gömlek var ya, bana ver işte. Hemen hallederim, ver. Sen yapamazsın, hadi ver. Hayır Arti, bak ben hallediyorum. Şimdi olur. Tamam, sana bakmıyorum. Hadi ver şunu artık. Bir düşünsene Yaş. Eğer ipi geçirmezsen bütün gece bu şekilde kalırsın. Odadan dışarı çıkmayacağım. Sen de ipi takamayacaksın. Başka çaren yok işte. Ver artık. Ne duruyorsun? Versene. Arti. Lütfen ama benimle dalga geçme. Affedersin. Hiç gülmeyeceğim. Ve arkana dönüp bakmayacaksın. Tamam, bakmayacağım. Ben asla dönüp bakmayacağım. Söz ver. Söz veriyorum. Hadi ver şunu. Versene Yaş.
Peki ipi nerede? Artı ipi de orada. Dikkatli baksana. Aa evet. Buradaymış. Hayatım beni nasıl bir noktaya getirdi böyle? Bir anda kızım gibi gördüğüm canım gelinim Arti. Diğer yanda Prashant. Benim oğlum. Onu ölümün pençesinden kurtarmanın tek bir yolu var. Anş. Ne Arti'ye ihanet edebilirim, ne de oğlumun ölmesine göz yumabilirim. Bir şey yapmalıyım. Ama ne? Büyük bir çelişki yaşıyorum Tanrım. Prashant. Prashant, dikkat et. Yavaş, yavaş ol. Hayır, hayır oraya değil. Dikkat et oğlum. Şoba... İstersen bana bencil diyebilirsin. Kötü diyebilirsin. Hain diyebilirsin. Ne istersen de. Ama ben Prashant'ı bu halde görmeye artık dayanamıyorum. Bak karşında durmuş sana yalvarıyorum. İzin ver. Anş'ı hastaneye götüreyim. Eğer bir yalanla Prashant'ımın hayatı kurtarılabilecekse bu büyük günahı kendi üzerime almaya razıyım. Yeter ki bana engel olma. Lütfen bırak gideyim. Şoba sen de çok iyi biliyorsun ki sadece Anş'ın kemik iliği Prashant'ımıza hayat verebilir. Sağ ol Arti. Onunla yarım saattir uğraşıyordum. Sen bunun ip sorununu 5 dakikada çözdün. Süpermen olduğun konusunda sana katılıyorum Yaş. Bütün işlerini kendin yapabilirsin. Ama ip takmak gibi küçük ve önemsiz işler konusunda bana güvenebilirsin. Öyle işler sana göre değil. O yüzden hep ben derim ki ev hanımlarının yaptığı işlere ihtiyaç var. Arti, ben hiç böyle düşünmüyorum.
Ama eğer beni bahane ederek sen tamam, de... Tamam tamam. Sadece şaka yapıyordum. Neden her şeyimi bu kadar ciddiye alıyorsun? Seni ciddiye aldığım zaman bunu sorun ediyorsun. Ciddiye almadığım zaman da yine sorun ediyorsun. Sen kafa karıştırma uzmanısın. İnan bana, doğru söylüyorum. Bu ne şimdi? Bir dahaki sefere kendi sorununu kendin çöz. Ben yardımcı olmayacağım. Zaten sen de yapamayacaksın. Sonra bütün evde bu yastıkla dolaşırsın. Hani az önce yaptığın gibi. Bir dakika Arti. Sakin ol. Senin yardımın olmadan bu evde ben hiçbir iş yapamam. Özellikle de çocukların işini. Çocuklar. Çocuklar deyince hatırladım. Çok üzgünüm Yaş. Onları özlüyor olmalısın. Sana sormadan annemle babamın evine gönderdim. Ama evin havası öyle gergindi ki. Hayır Arti. Senin yaptığın her şey doğruydu. Sen çocukların annesisin. Kötü bir şey yapmazsın. Arti, benim sana güvenim tam. Biliyorum Yaş. Ama çok korktuğum bir şey var. Herhangi bir sebeple senin güvenini kaybetmek. Ama bir şikayetim var. Şikayet mi? Nasıl bir şikayet? Bir dakika. Şimdi sana göstereceğim. Al bunu. Bu nedir? Telefon Arti. Yeni misafirimizle konuşmak istiyorum. Alsana. Konuşsana. Misafirimiz sana merhaba diyor. Merhaba oğlum. Ben senin babanım. Annen kardeşlerini anneannenle büyük babanın evine yollamış, onları gerilimden uzaklaştırmak için. Ama seni düşünmemiş. Bu konuda annenden şikayetçiyim. Ayrıca senin de şikayetin varsa söyle. Onu hemen azarlayacağım. Ama tabii ki sevgiyle. Böylece sen de kötü hissetmezsin. Ve annen de kötü hissetmez. Hadi çabuk. Şikayetin var mı yok mu? Söyle bakalım bana. Ne? Şikayetin yok mu? Çok güzel. Şimdi beni dinle. Annene teşekkür et. Çünkü annen çok iyi biri. Evle çok ilgileniyor. Bugün onun sayesinde çok büyük bir sorun çözüldü. Hadi, annene teşekkür et. Rica ederim. Nedir bu? Telefonun işte. Sana geri veriyorum. Çünkü bizim konuşmak için telefona ihtiyacımız yok. O da sana bir şey söylemek istiyor. Ve kendisi diyor ki, annemin gücü, cesareti, ilhamı, her neyi varsa hepsini senden alıyor. Çünkü sen de çok iyisin. Her zaman herkesi düşünüyorsun. Hatta bütün bir aileyi bir arada tutuyorsun. Çocuklarımızın süpermenisin. Teşekkür ederim Yaş. Niçin Arti? Beni hayatının bir parçası yaptığın için. Teşekkür ederim. Niçin? Beni bir süpermen yaptığın için.
Ama rica ediyorum, ip olayından başka kimseye bahsetme sakın. Etmeyeceğim. Arti, ben bir ilaç alacağım. Başımda biraz ağrı var da. İstersen başına masaj yapabilirim. Çok iyi gelir. İlaç almana hiç gerek kalmaz. Hayır Arti, sen zahmet etme. Zahmet mi? Ne çabuk unutmuşsun. Ev hanımı konusu. Peki Arti. Ne düşünüyorsun Arti? Yaşa, tüm gerçeği söylemenin tam zamanı. Sana çok güveniyor. Çok geç olmadan bütün gerçeği anlatmalısın. Yaş. Hı? Sana bir şey söylemeliyim. Söyle. Evleneceğimiz zaman annemle babam senden ve senin ailenden çok büyük bir gerçeği sakladı. Ayrıca benden de saklamamı istediler. Yaş, ben dul değilim. Prashant, yani eski kocam benden boşanmıştı. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.